Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere özel biçimleme şekillerini Excel ortamında isteğe uyarlanmış custom format olarak bilinen özel biçimlendirme şekillerini de örneklemek istiyorum. Şöyle düşünebiliriz, basit bir tablomuz var, stok miktarları var, adetler olabilir, değişik sayısal veriler, metin veriler olabilir. Bunların biz biçimlemesini nasıl yapıyorduk? İşte bir virgül koyarak sayısal ve binler kısımlarını belirtebiliyorduk. Ancak buradaki özel biçimleme daha farklı şeyler eklenip, örneğin kilogram bizden istenebilir veya metrekare istenebilir, ikisi üzerinde olmak üzere metreküp istenebilir veya değişik simgeler istenebilir. Bunları da buradan insert'ten simgelerden bulabiliriz. Örneğin bu açı işareti veya 2 ve 3'ü de isteyelim. Metrekare, metreküp için kullanalım. Şimdi şöyle düşünün. 460 kilogram tam şeylerini istemiyorum diyelim. Küsuratlarını, kilogram. Bunu böyle yazamam değil mi? Yani bunu böyle yazarsam zaten o sayı olmaktan çıkar. Yani biz bir şeyle çarpamayız. Metin anlamındadır o. Dolayısıyla biz onu zaten bu tarafa yaslandı. Yani sayısal olmaktan çıktı. Biz onu ancak özel biçimleme yapabiliriz. İşte onu yapıyoruz şimdi. Sağ tıklayarak veya başka şekillerde yüceleri biçimlendir. Format Cells komutumuza gidiyoruz. Burada bakın isteğe uyarlanmış. Custom diye yazıyor İngilizce sürümünde. Değişik sayısal ve metin işleyen bazı özel karakterlerle yine tarihler için düzenleme karakterleri yer alıyor. Burada bölüm bölümde aslında birinci bölüm pozitif sayılar, ikinci bölüm negatif sayılar için ve diğer text vesaire gidiyor. Dört bölümden oluşuyor aslında. Yapmamız gereken şu. Önce bu sayılar ne olarak görünecek? Şu şekilde veya bu şekilde veya binler ayraç, binden büyükse binler ayraçlı olarak kuruşlu. Benim burada tam sayım, kuruşum yok. Hadi olduğunu varsayalım. Yani sayısal veriyi ifade etmek üzere onluk ayraçlı veya binler ayraçlı olan ayraçlardan şu hem binler hem onluk ayraçlı bir formatı kullanalım. Bu zaten bildiğimiz bir format. Ama bizim istediğimiz özel karakterin de eklenmesi. O zaman şuraya geliyorum. Boşluk bırakılır veya boşluk bırakılmayabilir. İsteğe bağlı. Çift tırnak tuşuna, bu Escape'in hemen altına yazıyorum. İki tane tek tırnak kesinlikle değil. Bu sadece metine çevirmek için kullandığımız bir şey. Çift tırnak kilogram yazdığınızda bunlar artık kilogram olarak görünecek. Çarpım işlemi de yapılabilecek. Format olarak da istediğiniz gibi kullanılabilecek arkadaşlar. Onun dışında metrekare olarak yapmak istediğimizi düşünelim. Burada hazır var zaten. Metrekare için şu 2'yi alıyorum. Bakın. Ctrl-C, onu insert'le almıştım. Çıktım Escape'le. Tekrar verimi seçtim. Sağ tuş yüceleri biçimlendirir. Format Cells'e gidiyorum. Burada kilogram yerine bakın metrekareyi, yani m küçük kareyi yapıştırdım Ctrl-V ile. Görmüş olduğunuz gibi metrekare, yine çarpmam söz konusu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sayısal veriler üzerinde sadece virgül ve binler araçları değil, daha değişik simgeleri de kendi isteğimize, kendi gereksinimize veya adet vesaire de söz konusu olabilir yazmak. Gerekiyorsa bunlar sayı biçimini bozmadan özel biçimleme şekilleriyle bu düzenleme yapılabilir. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.